أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. Her birimizi kalbi iman ile dolmuş olan, ihlas ile gıdalanmış olan, takva ile süslenmiş olan bahtiyar kullarından eylesin. Rabbim takvadan azığımızı ziyade eylesin. İlmimizi, amelimizi, gayreti diniyemizi gün be gün müzdade eylesin. Kıymetli arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde "La yu'minu ahadukum hatta yekuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi" buyuruyor. Yani sizden biriniz gerçekten aranan ve istenen imani kamil ile iman etmiş olmaz ta ki onun arzuları, heva ve hevesi benim getirdiğim şeriat-ı garra-i Muhammediye'ye tabi oluncaya kadar. Bu hadis-i şerif bizlere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği, kısacası dini celili İslam, biraz tafsilatlı söylemek icap ederse farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle, edebiyle, her şeyiyle bizim arzu ve isteklerimiz, gönüldeki yönelmelerimiz bunu kabullenmiş olduğu zaman imanı kemale ermiş olur. İnsanda nefsi emmare var, şeytan var. Nefsi emmare ve şeytan insana şeriatı çirkin ve zor gösterir. Yaşanılmaz gösterir. Sünnetleri değersiz gösterir. Fakat kişi imanının gereğini yapmaya gayret ettiği zaman mücadele bu kötü görüntü kaybolur. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. 50, 60, 70, 80, 90 yaşına gelmiş, Müslüman bir ailede yetişmiş ve büyümüş olan insanlara, birçoğuna içki içmek, affedersiniz, pislik içmek gibi gelir. Yalvarsalar, yakarsalar içmez. Domuz eti misali meşhurdur. Bile bile kimse domuz eti yemez. Niye? Çünkü o harama karşı dik dura dura ne oldu? Nefret oluşmuş oldu. Bir arkadaşımızın kendi hayatındaki bir notunu anekdot olarak sizinle paylaşacağım. Bu bir örnektir. Bu örneği siz daha gençsiniz, karşılaştığınız hayat atmosferi içerisinde birçok noktada uygulayabilirsiniz, karşı karşıya kalabilirsiniz. Haç mevsiminde haçtayız. Bir kardeşimiz bol bol namaz kılıyor. Bir gün dedim, ne namazı kılıyorsun? Dedi ki, hocam ben namaza geç başladım. Dolayısıyla benim çok kaza namazlarım var idi. Karar verdim, her gün 5 vakit namaz kılarken 5 vakitte kaza edeceğim. Her gün 5 vakit namazımı kılacağım, 5 vakit namazda kaza edeceğim. 20 senelik namazlar ne kadar zamanda kaza edilir o zaman? 20 sene düzgün namaz kılacaksın, 20 senede günde 5 defa 5 vakit kaza yapacaksın ancak biter. 10 sene ise 10 senede biter.
Başladım hocam dedi, kaza namazı kılmaya. Her gün 5 vakit kılacağım diye karar aldım. Biraz devam ettim, çok zor geldi bana. 5 vakit namaza alıştım ama 5 vakit kaza çok zor geldi bana. Israr ettim kendi kendime, dedim ki ben karar aldım, bu kararı yapmam lazım. Zor olmasına rağmen karar aldığım için devam ettim dedi. Ama gerçekten çok zorlandım dedi. Aradan bir süre geçti, alıştım hocam dedi. Şimdi dedi, ne kadar kaza namazı kılarsam kılayım, hiç zor gelmiyor bana dedi. Burada hayatın akışı içerisinde ciddi bir anekdot var arkadaşlar. Siz yapmak istediğiniz bir iyiliği, elde etmek istediğiniz bir başarıyı elde etmek için yola girdiğinizde o yolun bidayetinde çok rahat olmayabilirsiniz. Arzu ve istekleriniz çok yerinde olmayabilir. İmanınızın ve inancınızın gereği ısrarla devam ederseniz devam ede ede seyece'alullahu ba'de usrin yusra. Allah Celle Celaluhu zorluktan sonra onu kolaylığa tebdil eder. Mahmud Efendi Hazretlerimizin şeyhi Ali Haydar Efendi Kuddise Sirruhu idi. Ali Haydar Efendi Kuddise Sirruhu 4 mezhebin müftüsü idi. Yani 4 mezhepten fetva verecek kadar derin bir ilme sahipti. 4 mezhebin fıkıh kitapları kaybolsa, yakılsa ben onları Allah'ın izniyle yazabilirim derdi. Yani o kadar 4 mezhebe vakıf idi ki fıkıh açısından hidaye kitabı kaybolsa yenisini yazabilirim diyordu. Sadece hidaye kitabı için değil, 4 mezhep için aynı şeyi söylüyordu. Tabii onlar Osmanlı medreselerinde yetişmiş. Meşihette kalmış, fetva dairesinde o bölümde çalışınca fıkıh bilgisine, böylesine ıttılağı vardı, muttali idi. İlk zamanlarda tasavvufa karşı olan ve aleyhinde konuşan Ali Haydar Efendi Hazretleri, daha sonra kendisi bu tutum ve davranışından tevbe edip tasavvufu övmeye başlamış idi. Ve neticede Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremiyle Nakşi meşayihinden önemli zamanda, mühim bir zamanda efendim çok önemli hizmetleri icra eden Efendi Hazretlerimizi de yetiştiren bir mürşidi kamil oldu. Mürşitler yani Tarikat-ı Aliye'de kendisine intisap edilen talebeleri olan manevi yolda kendisine intisap edenleri yetiştirmeye çalışanlara özel tabir ile mürşit tabirini kullanırlar. Herkes mürşitlik yapar yol göstermek anlamında. Ancak tasavvufta liderlik anlamında mürşit. Ali Haydar Efendi Kuddise Sirruhu Hazretleri müridanından bir tanesinin kendisine yapılan nasihatleri benimsediğini, özümsediğini ancak teheccüd namazı noktasında gevşek olduğunu bir şekilde bilir. Ama vehbi ama kesbi. Yani bir mürşide Cenab-ı Hak Celle Celaluhu vermiş olduğu keramet ile, ilham ile bunu bilebilir. Gözünü yumuyorsun, rüyada Mekke'ye gidiyorsun, Amerika'ya gidiyorsun, değişik yerleri dolaşıyorsun. Halbuki sen buradasın. Rüyanda nasıl dolaşıyorsun? Evliyaullah da gözünü yumduğu zaman, gönül gözünü açtığı zaman böyle şeyler olabilir. Müridinin, sevdiği müridinin gece ibadetlerinde zorlandığını ve aksattığını görür, bilir. Halbuki tasavvufta da Allah'a ulaşma iddiasında ve niyetinde olan, seyri sülükte olan insan için de gece teheccüd ibadeti çok önemli bir ibadettir.
bu yolun levazımındandır der İmam Rabbani Kuddüs-i Sirru Hazretleri. Yani sen ben Allah'a dost olmak istiyorum diyor musun? Ciddi misin? Eğer ciddiysen gece fedakarlık yapmadan sabaha kadar uyuyarak Allah'a dostluk makamı elde edilmez. Özel bir dostluk makamını elde etmek istiyorsan tasavvufta seyri sülükte fena fillah beka billah denen o yüce makamlara erişmek istiyorsan sen çok pahalı bir şeyin talibisin demektir. Dost sevdiklerinden vazgeçmedikten sonra olmaz. Hani لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Yani sen sevdiklerinden vermedikçe, geçmedikçe, feda etmedikçe onları nasıl bir ruh takvaya kulluğun lider zirve seviyesine yükseleceksin? Yükselemezsin. İnsanın da gece aleminde en çok sevdiği, canının istediği tatlı tatlı mışıl mışıl uykudur. Uykuyu tatlı bir bölümünde bölmek, abdest alıp namaza durmak ve ondan sonra yalvarıp yakarmak öyle kolay bir iş değildir. Her baba yiğitin yapabileceği iş değildir. Efendi Baba Kuddüs-i Sirru Hazretleri o müridine diyor ki evlat diyor bu akşam sana misafir olmak istiyorum. O şaşırıyor. Ne demek yani? Bir mürşidi kamili vardır. Hayatta en çok sevdiği insanlar içerisinde odur. Senin evinde misafir olmak istiyorum diyor. Onun için çok büyük mutluluk. Yani herkese nasip olmayan bir mutluluk. Efendim sultanım ne demek? Buyurun efendim şeref verirsiniz diyor. Ancak kalıcıyım diyor. Yani çay içmeye gelmiyorum. Akşam sende yatacağım diyor. Efendim, alerra'es vel ayn, aliyyül a'la daha güzel olur diyor. Ve neticede gerçekten akşam gidiyor evine. Saat 10 olunca yatmış olalım diyor şimdi. Gece vazifelerimiz var. Saat 10'da yatıyor. Böylece bu kardeşimiz de saat 10'da o yatınca o da yatmış oluyor. Gece saat 2 olunca, 2.30 olunca veya 3 olunca Efendi Baba kalkıyor Kuddüs-i Sirru. O kalkınca ayak seslerinden o da duyuyor, kalkıyor. Abdest alıp namaza duruyor. O da geçiyor arkasında namaza duruyor. Teheccüd namazını işte kılacağı kadar kıldıktan sonra oturuyor, derse zikir yapmaya başlıyor. Bu da şimdi Efendi Baba evinde misafir tesbih ile meşgul olurken, yatakta değilken kendisinin yatakta yatmasını edepsizlik kabul ediyor. Ve dolayısıyla bu da oturuyor arkada, başlıyor, eline tesbihini alıyor, tesbih çekmeye başlıyor. Tabii Efendi Baba saat 3'te kalkar da bir daha yatar mı? Yatmaz. Mecburen bu da yatmamış oldu ama çok zorlandı arkada. Diz üstü oturdu, dizleri ağrıdı. Yarı dizüstü oturdu, sonra bağdaş oturdu, derken tekrar dizüstü oturdu. Bu arada diz meselesine alıştı da, efendim alışamadı uyku meselesi, uyku ağır basmaya başladı, tartmaya başladı. Derken ne yapacağım diye kara kara düşünüp bir taraftan da mücadele verirken daldırmış. Daldırınca böyle manevi hüviyeti olan nurani, birisi şunu okuyordu kendisine. Seyece'alullahu ba'de usrin yusra. Seyece'alullahu ba'de usrin yusra. Yani sana bu şimdi zor geliyor. Ama sen devam et, devam et, devam et. Bu kolaylığa dönüşecek diyor. İşte biraz önce kaza namazından örneğini verdim. Şimdi de Efendi Baba Kuddüs-i Sirru Hazretlerinden örneğini verdim. Ben öyle insanları tanırım. Rahmetli babam da onlardan birisiydi. Efendi Hazretlerimizin taht-ı terbiyesinde yetişen, başkalarında da elbette vardır. Öyle insanlar vardır ki yaz ve kış mevsiminde bir gece teheccüd namazı kazası yoktur. Sadece teheccüd namazı değil, gece kalkıp
sabaha kadar zikirle, fikirle meşgul olmaya çalışan çok insan vardır bu dairenin içerisinde. Yani Allah'a vasıl olmak isteyen, Allah derdiyle dertlenen insanlar içerisinde. Bu her cemaatin içerisinde vardır. Mesele sadece bu dertle dertlenmektir. Bunu niçin sizinle paylaştım? Dersin başında okuduğum hadis-i şerifte Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, sizden biriniz heva ve hevesi benim getirdiğim şeriat-ı garra-i Muhammediye tabi olmadıkça gerçek mümin olamaz buyurdu. Her birimizin arzu ve isteği, her birimizin iddiası gerçek mümin olabilmektir. Gerçek mümin olabilmenin özelliklerini değişik hadis-i şeriflerde anlatan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çok önemli olan bu hadis-i şerifinde bizleri nefsani arzuların, şeytani duyguların ısrarla muhalefeti bize onlara karşı nefret duygusunu coşturacağını, ibadetlere karşı ısrarla devam etmenin bize ibadete karşı, güzelliklere karşı sevgimizin artacağını müjde olarak vermektedir. Yani arkadaşlar, ben şu ibadeti seveyim, ondan sonra yapayım derseniz, bunu hiç sevemezsiniz ve yapamazsınız. Ben bunu yapmam lazım deyip devam ede ede sevmeye başlarsınız. Hani şöyle bir söz var, nasıl yaşarsanız, inandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Demek ki insanın hayat tarzı yavaş yavaş nereye dönüşüyor? Yaşadığını inancına intikal ettiriyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman arkadaşlar, namaz kılmamanın, içkiyle, kumarla meşgul olmanın insanı küfre götürdüğünü, zaman zaman bunların kafir muamelesi gördüğünü görürüz. Mesela Bakara suresinde bir ayeti kerime var. Estaizu billah. Bela men kesebe seyyiyeten ve ehadat bihi hatiyetuhu fe ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Bir insan seyyiye kazanırsa, seyyiye kötülük, günah haram demektir. Ve ehadat bihi hatiyetuhu, hataları kendisini böyle çepeçevre kuşatırsa, fe ulaike ashabun nar, onlar cehennem ashabıdır, hum fiha halidun, ebedidirler. Peki bizim inancımıza göre bir insanın haram işlemesi onu ebedi cehenneme götürür mü? Götürmez. Ama ayet-i kerimeye baktığın zaman, bir insan seyyiye işlerse ve günahlar kendisini çepeçevre kuşatırsa, bu insan cehennemdedir ve ebedi cehennemde kalacaktır diyor. Yani açıktan açığa bunun küfür pisliğine bulaştığını sanki ifade ediyor. Veya bir başka ayet-i kerime, وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا ف۪يهَا. Kasıtlı olarak bir mümini öldürürse bir insan, onun cezası ebedi cehennemdir diyor. Peki bir insanı ebedi cehennemde bırakan küfür değil mi? Bir mümini kasıtlı olarak öldürmek büyük günahlardan olur. Büyük günahlar insanı ebedi cehennemde bırakır mı? İnsanın ebedi cehennemde kalmasına küfür sebep olur. Bir mümini efendim bile bile öldürmek insanı küfre götürür mü? Burada dersimizle alakalı bölümünü ifade etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bela men kesebe seyyiyeten ve ehadat bihi hatiyetuhu fe ulaike ashabun nar ayeti kerimesindeki espri nedir? Yani nasıl anlaşılması lazım? Bir defa iyi bildiğimiz bir gerçek var, inandığımız bir gerçek var. La ilahe illallah diyen, zerre kadar kalbinde iman olan mutlaka eninde sonunda cennete girecek.
Peki burada fe cezâ-u cehennem hâliden fîhâ diyor. Fe ulâike ashâbun nâr hum fîhâ hâlidûn diyor. Demek ki zerresi de kalmamış demektir. İşin nasıl anlaşılması lazım? Yönüne geçiyorum. Arkadaşlar, namazı kazaya bırakmak kebairden bir kebiredir. Ne demek? Adam öldürmek nasıl büyük bir suç ise, bir namazı bile bile kazaya bırakmak öyle bir suçtur. Eğer günde 5 vakit namazı kılmıyorsa bir Müslüman, bir başkası teröristlik yapıyor, 5 tane adam öldürmüştür suçsuz yere. O 5 tane adam öldüren efendim insan nasıl 5 tane büyük günah işlemiş ise, 5 vakit namazını kazaya bırakan insan da 5 tane büyük günah işlemiş demektir. Şimdi arkadaşlar, işte işin püf noktası burası. Bir insan namazı ilk kılmadığı zaman, Müslüman olarak ilk kılmadığı zaman biraz rahatsızlık duyar yani. İşte yanlış yaptım der, biraz daha kaba konuşanlar işte hayvanlık yaptım falan der. Kendisini suçlar. Ancak namaz kılmamaya devam onu namaza karşı inancını da sarsmaya başlar. Ve namazsızlık, beynamazlık adeti haline gelmiş, prensibi haline gelmiş olan insana siz 5 vakit namazın ehemmiyetinden bahsettiniz. Çalışmak da önemlidir, o da ibadettir. Her şey namazla mı kaimdir diyerek 5 vakit namaza devamı basite almaya başlar. 5 vakit namazı kılmayan insan dinsiz olmaz ama 5 vakit namaz kılmayı basite alan bir insan dinsiz olur. Yani bir masiyete, bir harama devam insanı o masiyete karşı haram inancını, günah inancını yitirmeye başlar. O haram ve günah inancını bitirmeye başladığı zaman işte o zaman iman tehlikeye girmeye başlıyor. Demek ki namaz kılmamak insanı kafir yapmaz. Ama namaz kılmamayı hafife almak insanı ne yapar? Dinden, imandan çıkarır. Kardeşim, çalışmak da ibadettir. Her şey namazla mı? Boş ver kardeşim ya. Dediği zaman çalışmanın ibadet olduğunu inkar eden yok. Ama namaz kılmayı basite aldığı zaman kılsa bile dinsiz olur. Yani adam namaz kılıyor ama kılıyorum işte babamdan, annemden, dedemden öğrendiğim için kılıyorum. Yani namaz kılmak o kadar da önemli değildir deyip namaz kılmayı basite alırsa bu illa farz bir ibadet değildir. İstihfaf biliyorsunuz. İnsanı küfre götüren sebeplerdir. İnkar, dinde zaruri olan bir bilgiyi inkar etmek insanı küfre götürür. İstihza, alay etmek. Dinin herhangi, illa farz olması şart değildir. Dinin değerlerinden herhangi birisiyle alay etmek insanı küfre götürür. Bir de istihfaf insanı küfre götürür. İnkar, istihza, istihfaf. İstihfaf nedir? Hafife almak, basite almak. Hangi inkar insanı küfre götürür? Dinden olduğu zaruri olarak bilinen şeyleri inkar etmek insanı küfre götürür. Mesela diyelim ki içki haramdır. Ayette zikredilen hangisidir? Hamrdır. Bira da haram mıdır? Bira da haramdır. Peki biranın haramiyeti Kur'an'daki ayet olan hamr ayetiyle mi sabittir? Hayır, değildir. Azı, çoğu sarhoş edenin azı da haramdır. Her sarhoş verici haramdır. Buna benzer naslarla, kıyas yoluyla sabittir. O zaman bira içmek haram değildir demekle hamr içmek haram değildir arasında fark var mı? Var. Hamr haram değildir diyen kafir olur. Bira içmek haram değildir diyen sapık olur. Kafir değil, sapık olur. Yani dal kelimesiyle kafir kelimesi arasında umum husus farkı vardır. Yani her kafir sapıktır ama her sapık kafir değildir. Şiiler inanç yönüyle sapıktırlar, Mutezile inanç yönüyle sapıktırlar ama biz bunlara ne demiyoruz? Kafir demiyoruz. Şimdi arkadaşlar, inkar insanı küfre götürür. Neyi inkar? Burasını karıştırmamak lazım. Dinden olduğu zaruri olarak bilinen, tevatüren sabit olan bir gerçeği,
namazın farziyeti, Ramazan orucunun farziyeti, haccın farziyeti, zekatın farziyeti gibi dinden olduğu zaruri bilinen bir gerçeği inkar etmek insanı küfre götürür. İnkar noktası dinden olduğu zaruri olarak bilinenlerle alakalıdır. Ancak insanı küfre götüren bir de istihza vardır. Bir de ne vardır? Neydi öbürü? İstihfaf vardı. Bu istihza ve istihfaf dinden olduğu zaruri olarak bilinenlerle alakalı değildir sadece. Belki sünnetlerden bir sünneti, şaair-i İslam'dan bir tanesini, dinin değer verdiği şeylerden birisini birisiyle istihza etse, alay etse bir insan, kendisi beş vakit namazını kılsa bile veya istihfaf etse, basite hafife almış olsa, o zaman da insan dinden, imandan çıkmış olur. Demek ki bir ibadetin terki insanı küfre götürmüyor. Ancak terk insanın karakteri haline dönüşünce onu ne yapıyor? İstihfaf etmeye başlıyor. O ibadeti hafif görmeye başlıyor. İstihfaf da insanı ne yapar? Allah muhafaza, imansızlığa götürür, felakete götürür. Bu bakımdan tekrar ben başa dönmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hadis-i şerifte aleyhissalatu vesselam Efendimiz لَا يُؤْمِنُ أَحَلُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَابِعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ Sizin heva ve hevesiniz benim getirdiğim, size sunduğum pırıl pırıl din-i celili İslam'a, şeriat-ı garray-ı Muhammediye tabi olmadıkça gerçek mümin olamaz. Yani seveceksin, neyi seveceksin? Şeriatın her şeyini seveceksin. Bu neyle gerçekleşir? Bidayette bazıları bize alışmadığımızdan dolayı zor gelse bile alışkanlığımızı bir tarafa koyarak biz inancımızın gereğini devreye sokarak devam, bu devam bize neyi kazandıracak? O ibadete karşı, o iyiliğe karşı sevgimizi artıracak. Birden olmuyor. Önce seveyim sonra yapayım değil. Önce yap, devam et, arkasından sevgi gelecektir. Kıymetli arkadaşlar, yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى اَكُونَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ buyurmuştur. Yani sizden biriniz imanı kemale erdirmek istiyorsa uyması gereken kriterlerden birisi kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona anasından, babasından ve bütün insanlardan daha sevgili olacak. Demek ki biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi annemizden daha çok, babamızdan daha çok, dünyada sevgi duyduğumuz, ilgi duyduğumuz nice insanlar varsa hepsinden daha çok seversek imanı kemale ermiş oluruz. Eğer bu sevgiyi bu şekilde gerçekleştiremezsek imanımız kemale ermiş olmaz. Daha önce arkadaşlarla müzakere esnasında konuşmuştum. Böyle hatırınızda kalsın diye anekdot şekliyle beraber anlatayım. Bir senesi Bayrampaşa Müftülüğü'nde Müftü Efendi 3 tane din görevlisine Kutlu Doğum Haftası ile ilgili birer konu vererek bu konuyla ilgili hazırlık yapıp efendim panel yapalım dediler. O 3 kişiden birisi olarak da beni seçtiler. 3 tane hoca arkadaşa konu verecekler. Konulardan birisi de peygamber sevgisi ile alakalıydı. Ben de hani affedersiniz mal bulmuş mağribi gibi dedim, burasını ben kapayım dedim. Bu konuda çünkü ayet hadis çok buluruz, konu daha zengin olur dedim. Diğer arkadaşlar da kendilerine ait olan konularını seçtiler. Ben de şimdi geldim müftülükten, oturdum masaya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisiyle ilgili ayetleri toparlayacağım. Sonra hadis-i şerifleri, sonra bu konudaki diğer kelam-ı kibarı bulacağız. Şeye hazırlık yapacağız. Panele hazırlık yapacağız. Ya oturdum Kur'an-ı Kerim'in başına.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisiyle ilgili hani arıyorum arıyorum çok ayet bulacağım diye beklerken gerçekten aradığım zenginliği, tahmin ettiğim zenginliği bulamadım. Allah Allah dedim ya. Şimdi nasıl olacak bu? Kadı İyad'ın bir eseri var, Şifa isminde. Mükemmel bir eserdir. Kazı İyaz'ın rahmetullahi aleyh Şifa isminde bir eseri var. O Şifa kitabının üzerinde haşiyeler yazılmıştır. Medaris-i Osmaniye'de, Osmanlı medreselerinde önemli kitaplardandı. Bazı camilerin kürsülerinde de bu kitap sırayla okutulur. Adı gibi Şifa'dır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatan siyer kitabıdır. Ama dediğim gibi Medaris-i Osmaniye'de ve Osmanlı zamanında birçok camide böyle el kitabı olarak kullanılır, kürsüde sırayla ders olarak yapılırdı. Dedim ki ben bu konuda en zengin bilgiyi Şifa'dan alırım. Şifa'mı bulayım diye Şifa kitabını açtım. Şifa kitabında peygamber sevgisiyle ilgili bölümü buldum. Dedim benim yakalayamadığım ayetleri bu yakalamıştır. Gördüm ki iki tane ayeti kerime zikretti. Bunlardan birisi Estaizu billah En-Nebiyyü evlâ bil-mü'minîne min enfusihim. Hangi söyledeydi? En-Nebiyyü evlâ bil-mü'minîne min enfusihim. Arkadaşlar hangi surede olduğunu bilen parmak kaldırsın. Maşallah içinizde birkaç tane hafız var. يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطْعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Hangi sure ise o surededir. Bu sayfenin son ayeti, doğru mu? اَنَّبِيُّ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem اَوْلَى بِالْمُؤْمِن۪ينَ Müminlere min enfusim, kendi canlarından daha evladır diyor. Bu ayeti kelime Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize kendi canlarımızdan daha önemli olduğunu ifade ediyor. Sevgi noktasında açık ifadeyle ise قُلْ اِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَاَبْنَاءُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَاَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Bu ayet-i kerime hangi surededir bilenler parmak kaldırsın. Maşallah birkaç tane daha hafız var içinizde. Arkadaşlar Tevbe suresinde bu. Tevbe suresinde ne diyor? Ayet-i kerime uzun şekliyle ben kısaltarak söyleyeyim. Kul Habibim de ki in kana abaukum ve ibnaukum ve ezvacukum ve ashiratukum. Dünyada insanı sevebileceği neler var? Çocukları, eşi, anası, babası, kardeşi, ticaret yerleri, efendim meskenleri, yazlıkları, pirkinlikleri, nesi varsa tarlaları, bağları, bahçeleri. Eğer bunları siz bir, Allah'tan çok severseniz, ehabbe ileyküm minallah. İki, ve Resulü peygamberinden çok severseniz. Üç, ve cihadin fî sebilihî. Allah yolunda cihattan daha çok severseniz, feterebbesu, Allah'ın azabını bekleyin. Demek ki biz Allah-u Teala'yı bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki, bir de üçüncüsü, Allah yolundaki cihadı her şeyden daha çok sevmemiz gerekiyor. Peygamber sevgisinin dünyada ilgi duyabileceğimiz, sevgi duyabileceğimiz her şeyden daha önde olması gerektiğini çok net bir şekilde bu ayet-i kerime ne yapıyor? İfade ediyor. Tabii bu konuda hadis-i şerifler zengindir ama Kur'an-ı Kerim'den böyle sarih ayet bulayım dediğiniz zaman bu iki ayet ön plana çıkmış oluyor. Hatırınızda olsun, ileride bu konuda panel hazırlamak isterseniz
bu iki ayeti kerime cebinizde olsun. Bu ayeti kerimelerin tefsirlerine baktığınız zaman da efendim bu konuyla ilgili hadis-i şerifleri bulursunuz. Zaten hadis kaynaklarında da bu başlık altında yine iman bahsinde daha çok bu konuyla alakalı hadis-i şerif bulursunuz. Şimdi ben yine şeye dönmüş olayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى اَكُونَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Sizden biriniz benim babasından, çocuklarından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçek mümin olamaz diyor. Şöyle bir soru sorayım. Şimdi hangi sureden olduğunu sormayacağım. Başka bir soru soracağım arkadaşlar. Bu hadis-i şerifte sizden biriniz beni babasından, çocuklarından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe diyor. Önce baba diyor, sonra çocuklar diyor. Halbuki bir insanın babasına olan sevgisi, çocuklarına olan sevgisinden daha fazla olmaz genelde. Yani sizin babanız elbette babasını sever, annesini sever ama sizi anasından, babasından daha çok sever. Fakat hadis-i şerifte evvela bu doğru değil mi arkadaşlar? Bunu siz bilmezsiniz çünkü çocuklarınız yok. Çocuklarınız olmadığı için bunu siz bilmezsiniz. Burada önce baba diyor, sonra evlat diyor, sonra bütün insanlar diyor. Bunun sebebi her insanın çocuğu yok ama her insanın babası vardır. Her insanın çocuğu yok, şekil ağda gözüktüğü gibi. Ama her insanın babası var, şekil ağda da bedede gözüktüğü gibi. Dolayısıyla hadis-i şerifte onun için babadan başlamıştır. Yoksa evlat sevgisi insanda nedir? Babadan daha çoktur. Rahmetli babam çok uyanık bir insandı, çok zeki bir insandı. Zonguldak'ta çalışıyor. Memlekete dönerken, fakirlik dönemi o zaman, Sürmene'ye geldiğinde baktı ki büyük bir armut satılıyor. Bizim köyde de armut ağacında armutlar böyle küçük küçük normal olurlar. O gördüğü armut böyle gerçekten bir kilo gelecek büyüklükte ayva gibi armut. Öyle bir armut görmedi. Bir tane satın almış. Bir tane satın almış, şimdi onu getirmiş eve. Rahmetli dedeme, rahmetli neneme vermiş ondan. Bir de o zaman ben var mıydım yok muydum çocuklarına vermiş. Şimdi çocukları da yiyor, babası annesi diyor ama çocukların yemesinden daha çok mutluluk duymuş. Bu kafasına tak etmiş. O zaman da bizim köyde iyi bir hoca efendi varmış. İlmi iyi olan bir hoca efendi vardı. Genelde böyle mahallelerde her zaman iyi hoca bulunmazdı. Namazı kıldırırsın yeterdi ama o zaman Osmanlı zamanında bizim köyde üniversitelerden, medrese üniversitelerinden bir üniversite var idi. Onun bakiyesi olarak kıymetli bir hoca efendi varmış. Hemen gitmiş. Zannediyorum Şuayb efendi diye bir hoca efendi varmış. Şuayb hoca efendiye gitti. Babam. Dedi ki hocam, ben dedi rahatsız oldum dedi. Hayırdır dedi, neden rahatsız oldun? Dedi ki, yahu dedi, benim dedi, çocuklarım dedi, getirdiğim armuttan yemesinden mutlu oldum, babamın yemesinden de mutlu oldum ama o kadar mutlu olmadım. Yani bu bana ters geldi. Niye babamın yemesinden daha mutlu olmayayım ki ben? Yani aklıma, kafama başka şeyler geldi dedi. Can kurtaran simidi gibi cevabı senden almaya geldim dedi. Şuayb efendi dedi ki, Hüseyin efendi dedi, doğrusu da budur dedi. Adem aleyhisselamın babası yoktu, çocukları vardı. Adem aleyhisselamın babası yoktu, çocukları vardı dedi. Beşeriyet böyle başladığı için, Adem aleyhisselamdan böyle geldiği için evlat sevgisi, baba sevgisinden, anne sevgisinden yapı itibariyle daha önde olmuş olur. Yani onun için hadis-i şerifte önce baba diyor,
Önce baba sonra evlat demesinin başka nükteleri de olabilir mi? Elbette başka nükteleri de vardır. Babanın hukuku evladın hukukundan daha fazladır. Allah'a ibadet ve saygıdan sonra babaya ihsan ön plana ikinci sırada gelmektedir. Bu sebepler de vardır ama bu dediğim nükte de güzel nüktelerden birisidir. Şimdi arkadaşlar, diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, babanızdan, ananızdan, varsa çocuklarınızdan, kısacası bütün insanlardan daha çok peygamberi sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız diyor. Bu hadis-i şerife ilaveten bir başka hadis-i şerifle dersimizi bugün noktalamaya çalışalım. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o hadis-i şerife geçmeden şunu söyleyeceğim. Sevgi kuru bir iddiadır arkadaşlar. Yani ben seni seviyorum. Nereden bileceğim seviyorum? Seviyorum mu, sevmiyorum? Sevgi gözle gözüken bir şey değildir. Ancak emarelerle bilinir, alametlerle bilinir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i seven insan elbette emarelerle bunu ispatlaması lazımdır. Emarelerle bunu ispatladığı zaman gaybi olan delillerle ispatlanmış olur, var olduğuna sen de inanmış olursun. Peki peygamber sevgisi ne ile ispatlanır? Onun getirdiği şeriat-ı gerra-i Muhammedi'yi yaşamakla ispatlanır. Diyelim ki sabahın köründe, kışın soğuğunda, yazın uykunun tatlı olduğu bir anda yatağından fırlıyorsan, sabah namazını kalkıp abdestini alıp kılıyorsan, hele hele camiye cemaate gidiyorsan, sen peygamberi sevdiğini ispatlamış olursun. Çünkü bunu sana o öğretmiştir. Bu tavsiyeyi o yapmıştır. Onun tavsiyesine uyduğun için sevmiş olursun. Şimdi siz bana deseniz ki, veya birisine deseniz ki, hocam ben sizi çok seviyorum deseniz, ben de inanırım sizi seviyorum demenize, inanırım. Ben de çok mutlu olurum arkadaşlar beni seviyorlar diye falan. Ve sonra size çok kolay yapabileceğiniz bir şeyi tavsiye etmiş olsam, buradan çıkar çıkmaz, elinizde böyle yapsanız, ben bildiğim yaparım deseniz, anlarım ki biraz önce söylediğiniz seviyorum ifadesi, sadece göstermelik ve riyakarlık için söylenmiş bir sevgidir. Yoksa innel muhibbe limen yuhibbu muti'un. İnnel muhibbe limen yuhibbu muti'un. Seven sevdiğine itaat eder. İnnel muhibbe limen yuhibbu muti'un. Seven sevdiğine itaat eder. Şimdi şu hadis-i şerifle noktalayayım arkadaşlar. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, men ehya sünneti fakat ehyani. Benim sünnetimi ihya eden beni ihya etmiştir. Demek ki benim hayatımda peygamber ihya olur mu? Olur. Nasıl? Benim hayatımda sünneti ihya edersem benim hayatımda peygamber ihya oldu demektir. Ve men ehya sünneti fakat ehabbeni. Benim sünnetimi ihya eden beni sevmiş demektir. وَمَنْ اَحْيَانِي فَقَدْ اَحَبَّنِي. Kim benim sünnetimi ihya ederse beni ihya etmiş olur. Kim beni ihya etmiş olursa beni sevmiş olur. وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ. Beni seven de cennette benimle beraber olur. Arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Size özetle şunu söylemiş olurum. Talebelik hayatı en şerefli hayattır. Talebelik arkadaşlarınız çok değerli arkadaşlarınızdır. Askerlik arkadaşı unutulmaz. Talebelik arkadaşı unutulmaz. Bu yol cennete giden bir yoldur. Bu yolda arkadaşlık yaparken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini hayatınıza prensip olarak seçerseniz, ben peygamberi hayatımda ihya etmek istiyorum, onu sevenler bu zümresine katılmak istiyorum deyip sadece ilimle değil, o ilmi hayatınızda tatbik etmekle, sünnet-i seniyelere sımsıkı sarılmakla ve bu konuda ısrarcı olmakla, sadece kursta değil, camide değil, hayatın her safhasında, nerede olursan ol, bunu benimsemekle ve hayata tatbik etmekle her şeye rağmen yaparsanız, Allah'ın izniyle
Mevla size ledünni ilmi kapılarını açmış olur. Umduğunuzdan, beklediğinizden, tahmin ettiğinizden çok daha güzel neticeler ikram eder. Yüce Rabbim her birinizi, her birimizi Habibini sevenlerden eylesin, sünnetini ihya edenlerden eylesin, arzu ve istekleri onun getirdiği şeriat-ı garra-i Muhammediye tabi olanlardan eylesin. Yüce Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhi için, bütün geçmişlerimizin ervahi için, hocalarımızdan ahirete intikal edenlerin bi'ecmaihim ervahi için, hususen İhsan Efendi hocamız, Aşık Kutlu hocamız, Hacı Dursun Efendi, Hacı Salih Efendi, Hacı Hasan Efendi vesaire esatid-i kiramın da ruhları için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan Ashab-ı Hayrat'ın ve mütevellideki dostlarımızın da ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha.